Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Windows 11 kurulumunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Windows 11 kurulumunu yapmadan önce şunu belirteyim. Ben kurulumu test olması için eski bir bilgisayarda yapmaya çalışacağım. Amacım da şu, eski bilgisayarlarda kurulum yaparken çoğu eski bilgisayarlarda sanırım 2016 öncesinde çıkan bilgisayarlardaki TPM özelliğinin bulunmamasından dolayı bunu tercih ediyorum. Çünkü çoğumuzda eski bilgisayarlar olabiliyor. Kurulum esnasında eğer bilgisayarınızda TPM yoksa, TPM 2.0 özelliği yoksa bu bilgisayara kurulum yapamazsınız diye bir uyarı alacaksınızdır. Birazdan kurulum yaparken bunu da göstermeye çalışacağım. Öncelikle TPM nedir? Kısaca ondan bir bahsetmeye çalışayım. TPM, Trusted Platform Module diye geçen ve Türkçesinde de güvenilir platform modülü anlamına geliyor. Bu özellik kişisel dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda ya da endüstriyel ya da kurumsal bilgisayarlarda kullanılan bir özellik. Aslında çok geniş bir konudur TPM konusu. Yani şöyle de bir örnek vereyim. TPM, Trusted Computing Group tarafından ilk olarak 2003 yılında oluşturuldu. Ya 5 tür TPM var. Birincisi discrete ayrık en yaygın olarak kullanılan. İkincisi integrate dahili. Üçüncüsü firmware olarak. Dördüncüsü software yazılımsal. Bir de sanal virtual olarak kullanılmaktadır. Dediğim gibi bu başka bir konu, uzun bir konu. Ama Windows 11 kurulumu esnasında Microsoft bunu donanım olarak zorunlu tutuyor. Ama tabii ki zorunlu tutması da çok bir mühim değil. Yani bunun da bir çözümü var. Şimdi isterseniz kısaca bir işlemden bahsedeyim. Ben öncesinde Windows 11 imajını internetten indirdim ve harici şey USB cihazıma, ISO dosyasını USB cihazıma boot edebilir şekilde yazdım. Bu işlemi zaten anlatmaya gerek yok. Bu Windows 7'den beri ISO imajını nasıl harici USB yazdırırız bunu herkes bilmekte. Siz kendi bilgisayarınızın donanımına göre Wi-Fi ya da diğer şekilde ISO'nuzu yazdırabilirsiniz. Rufus ya da başka bir yazılımla. Bu yazılımı yazdırdıktan sonra bilgisayarınızı kurulum esnasında, eski bilgisayarınızı kurulum esnasında TPM hatasıyla karşılaştığınız anda bir işlem var. İşlemde şurada bir regedit ayarı var. Ekranda da gördüğünüz üzere. Bunun içeriğine bir bakalım isterseniz. Ben ayrıca bu regedit dosyasını indirmek için açıklama kısmında link bırakacağım sizlere. İçerisi regedit'in içeriği aslında bu kadar basit bir komutlar var. Şimdi bu dosyayı alıp USB boot edilebilir hale getirdiğimiz USB'nin içine aktaracağız. Daha öncesinde hazırlamış olduğum şey burada. Bunu buraya, hatta bunu burada oluşturmuşum, bunu bir sileyim. Sağ klik, yapıştır dedik. Ve şu an regedit dosyasını aktarmaya başladık. Şimdi isterseniz USB cihazımızı, eski bilgisayarımızın USB'sine takıp boot işlemlerine başlayalım. Evet arkadaşlar, USB bilgisayarımıza bağladık. Bilgisayarımızı açıyoruz. Ve BIOS'a girip USB'den boot etmeyi yapmaya çalışacağız. Bu arada yani görüntüde titremeler olabiliyor. Yani profesyonel bir kameram yok. Kendi cep telefonumla çekmeye çalışıyorum. Şimdi bu şey için şimdiden lütfen kusuruma bakmayın. Elimdeki imkanlarla işlem yapmaya çalışıyorum. Şimdi USB'mizi bağladık. BIOS'a giriş yaptık. Şimdi boot edebilmemiz için USB'yi seçelim. Evet. USB'mizi seçtik. Ayarlara kaydettik. Ve bu esnada şey de söyleyeyim. Yani kullandığım ürünün ne kadar eski olduğunu görün diye söylerim. Modern name kısmında Gigabit'in 61 DS2 versiyonu kullanıyorum. Bu cihazın, bu anakartın TPM özelliği yok. Neyse geçelim. Şimdi save exit diyelim. Tamam diyelim.
Evet, Play burada herhangi bir tuşa basın dedi. Ben İngilizce Windows 11'i kullandım. Yani elimdeki ISO bu. Daha sonraki aşamalarda Türkçeleştirmeyi ve menüyü göreceğiz. Buraları videoda hızlandıracağım. Şimdi bu ekrandan klavyemizi seçelim. Türkçe klavye seçelim. Neden mouse'la yapmıyorum ki, değil mi? Next diyoruz. Install diyoruz. Şimdi TPM ayarına girmeden burada product games yok diyoruz. Ben 11 Pro'yu seçiyorum. Next diyorum. Burada bana sistem gereksinimini karşılamadığını söylüyor. Bu ekrandayken klavyemizden Shift ve F10 tuşuna basıyoruz. Notepad diyoruz. Enter. Notepad'imiz açıldı. File. Open. Bu arada ekran çok parlak. Bunu biraz kısayım, bir saniye. Yazılar gözükmedi. Kusura bakmayın. Tekrar başa dönüyorum. Baştan göstereyim. Bu ekrandayken bu hatayı aldıktan sonra Shift F10 diyorsunuz. Komut sayfası açılıyor. Buraya Notepad yazıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Açılan not dosyasında buraya biraz zoom yapayım. Buraya yapayım. File. Open. Open diyorsunuz. Daha sonra file türünden aşağıdan tüm dosyaları seçiyorsunuz. Burada bilgisayarınıza taktığınız flash diski içine gireceksiniz. Ve No TPM Regedit bölümüne sağ klik diyorsunuz. Merge ediyorsunuz. Uyarı veriyor. Evet diyorsunuz. Ve ayar kaydedildi diyor. Çıkıyorsunuz. Bunu da kapatıyorsunuz. Tekrar geri geliyorsunuz. İleri diyorsunuz. Ve o adım atlamış olduk. Next diyoruz. Bundan sonrası zaten standart Windows 10'da Windows 7'de kullanılan ekranlar gibi. Ben buradaki bütün partitionları sileceğim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada donanım hakkında bilgi vereyim. Az önce anakartın modelini zaten size belirttim. CPU olarak i5 3. nesil CPU var makinede. 6 GB RAM var. Ve 1 TB eski tür disk var. SSD değil, yani onu söylemeye çalışıyorum. Diskimi bölümledim. Oluştur diyorum. Next diyorum. Ve kurulumu geçtik arkadaşlar. Ben şimdi videoyu bundan sonrasını durduruyorum. Bittiği zaman tekrardan açacağım. Kuruluma devam edeceğim. Çünkü bu ekran Windows 10 ile Windows 7 ile aynı. Bittiği zaman açacağım tekrardan. Evet arkadaşlar, Windows 11 ön yüklememiz tamamlanıyor. Bilgisayar start oldu. Şu an Starting Service diye bekletiyor. Standart Windows açılışını yapmaya çalışıyor. Cihazlar hazırlanıyor diyor. Bekliyoruz. Bu arada şunu da belirteyim. Windows 11 imajını
İnternette arattırdığınız zaman her yerde bulup indirebilirsiniz. Şu anda zaten Insider geliştirme sürecinde olan bir ISO imajı var piyasada. Daha kararlı sürümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan sonra da zaten Microsoft tarafından resmi kanallardan indirmeye açılacaktır. Farklı lisanslama metodlarıyla gelebilir. Bekleyip göreceğiz. İlk bu açılış uzun sürmekte. Daha önce format atıp bilgisayar kuranlar hatırlar. Yani Windows 10'da da Windows 7'de de bu açılışlar bekletmekte. Siz dilerseniz burayı beklemeden biraz ileri sarabilirsiniz. Evet dostlar, son işlemlerden sonra bilgisayarımız ikinci kez restart oldu ve açılışı gerçekleştirdi. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Buradan tabii ki şu anda benim bir de internet network hub'ım takılı olduğu için direkt lokasyonu buldu. Türkiye seçip yes diyoruz. Buradan klavye metodumuzu seçelim. Türkiye olacak tabii ki. Yes. Hayır. İkinci bir klavye eklemek istiyor musunuz diye soruyor. Update'leri kontrol ediyor. Burada tercih size kalmış. İnternet kablosunu çıkarırsanız update'i çabuk geçecektir. Şimdi internete bağlı olmasının şöyle bir handikapı da var. Burada biz setup personel diye seçeceğiz. Buradan bizden internet kablosu takılı olduğu için e-mail girişi istiyor. Biz şimdi bilgisayarın internetini keseceğiz. Bir dakika lütfen. Şu an ben cihazın internetini kestim. Şimdi geri gel diyorum. Geri gel dediğim anda bilgisayarınıza lokal bir hesap girmenizi isteyecek. Unutmayın, internet kablosu bağlıysa siz bu ekran atlayamazsınız. Mutlaka internet kablosunun internetinizin bağlantısını bilgisayardan kesin. Ben kendi ismimi giriyorum şu anda. Password girmeyeceğim. Buradaki tercihler size kalmış arkadaşlar. Ben accept deyip geçiyorum. Tekrar just a moment. Evet, merhaba. Bizim için ayarları hazırladığını söylüyor. Bilgisayarı kapatmayın. Yaklaşık ayarlar 5 dakika sürecektir diyor, sürebilir diyor.
masaüstümüz geldi arkadaşlar. Windows 11 kurulumda bizi böyle bir ekran karşıladı. Genel görünümü bu şekilde. Başlat menüsünü, görev çubuğundaki simgeler hepsi ortaya gelmiş. Ben de aslında ilk defa sizinle birlikte kurup inceleme fırsatı bulacağım aynı zamanda. İhtiyacım olmadı çünkü. Yani biraz şeyi andırıyor. Mac işletim sistemlerini andırmakta. Ürünün genel görünümü dediğim gibi bu şekilde. Fırsat buldukça Windows 11'in genel görünümü ve nelerin değiştiğini anlatmaya çalışacağım başka videolarda. Genel kurulum arkadaşlar size tarif etmeye çalıştım. En yalın, en sade şekilde anlatmaya çalıştım. Hatalarım olduysa lütfen kusura bakmayın. Umarım size faydası olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size faydası olduysa mutlaka başkasına da faydası olabilir. Videomu paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.